Merhaba. New York Modern Sanatlar Müzesi'ndeyim. Hemen arkamda Henri Matisse'in Mavi Pencere adlı eserini görüyorsunuz. Matisse başlarda göz alıcı renklerle boyanmış tuvallerin ressamı olarak nam salmıştı. Fırça vuruşları çok ayrık bir yapıdaydı. 1913'e ait bu resminde ise Matisse'in farklı bir anına şahitlik ediyoruz. Ruh hali, kullandığı renkler çok daha mütevazı. Matisse'in bu resminde çağdaşlarının benimsediği kübist geometrilere selam çaktığı rahatlıkla hissedilebiliyor. Matisse, nesnelerin esas karakterine ulaşma maksadını bu resmi yaparken de terk etmemiş. Bu, yatak odası penceresinden stüdyosuna bakınca gördüklerinin basitleştirilmiş hali. Resme baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey, mavi rengin adeta tek renkli bu tuvaldeki hakimiyeti oluyor. Bazı araştırmacılar, Matisse'in bu eseri yaratırken bir Claude camından veya diğer adıyla bir kara aynadan faydalandığını düşünüyor. Hatta şuradaki kare şekil, bu sanat gerecinin stilize bir temsili olabilir. Kara ayna, tüm renk algısını ortadan kaldırmaya yarıyor. Onun için de gördüğü şeyleri stilize etmekte, sadeleştirmekte, basitleştirmekte Matisse'in çok işine yaramış olmalı. Mesela eserin röntgenini çektiğimizde Matisse'in ağaçların olduğu bölgelerdeki ayrıntıları tedricen azalttığını görebiliyoruz. Resme uzun uzun bakıp bir kısmının başka bir kısımla nasıl bir ilişki halinde olduğunu anlamaya başlayınca şunu fark ediyorsunuz. Resmi güzel kılan en büyük etken, Matisse'in resimdeki tüm ögeleri çok dikkatli bir şekilde konumlandırmış olması. Her şey bir şekilde başka bir şeyle hizalı. Heykelin tepesi pencereye ait bu siyah çizgiyle, lambanın tepesi de diğer bir çizgiyle hizalanmış. Bu şerit perde de olabilir, duvarda. Matisse bu şeridi aşağı doğru öyle uzatmış ki ortaya harika, soyut ve mavi bir çizgi çıkmış. Hoşça kalın.